Ordu'da 2023 yılı fındıkta rekolte tespiti yapmak için oluşturulan komisyon 400 noktada çalışma yürütecek. 15 gün sürecek çalışma sonucu Ordu'nun 2023 fındık rekoltesine en yakın sonuç belirlenecek. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan komisyon tarafından fındık tarımı yapılan ilçelerde rekolte çalışmalarına başlandı. 11 farklı kurumun katılımıyla oluşturulan komisyon 2 hafta boyunca çalışmalarını sürdürecek. Yapılan çalışmalarda çotanak ve dallar sayılarak zararlılar, hastalıklar, fındıkta doluluk oranlarının tespiti de yapılacak. Komisyonumuz 3 Temmuz itibariyle çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 haftalık bir çalışma süreci geçireceğiz. Bu 2 hafta sonucunda rekolteyi tespit etmeyi planlıyoruz. İnşallah 2 hafta sonunda ilimizin rekoltesini tespit etmiş olacağız. Tabii görünen şöyle, çeşit bazında biraz farklılık var geçen seneye göre. Bazı çeşitlerde azalma olduğu gibi bazı çeşitler geçen seneyle aynı, bazı çeşitlerde geçen seneden biraz daha iyi. Bunun şu an gerçek ne çıkar, rakam ne olur bugünden söylemek çok zor. Arkadaşlarımız hummalı bir çalışma yapıyor. İnşallah bu çalışmayı tamamladıklarında ilimizin fındık rekoltesinde ortaya koymuş olacağız. Evet, Ordu ilimizde 2023 yılı rekolte çalışmaları başlamış oldu. Şu anda dün itibariyle başlayan rekolte çalışmaları Perşembe ilçesinde devam ediyor. Ordu ilinde 19 ilçede yaklaşık 400 noktada bütün ilçelerde sahil kesim, orta kesim, yüksek kesimlerde bizzat bahçelerde dolaşılarak, çotanak sayımları yapılarak, dallar sayılarak, ocaklara bakılarak ciddi bir özverili bir çalışma yapılıyor. Şu anda tüm sektör temsilcilerinin teknik elemanları açısından oluşturulan komisyon İl Tarım Müdürlüğü bünyesinde Ziraat Odaları, Fisko Birlik, Fındık Araştırma, Borsa, Ticaret Odası, Toprak Mahsulleri Ofisi, Üniversite, Ulusal Fındık Konseyi, İhracatçılar Birliği temsilcileri alanlarda şu anda tespit çalışmalarını yapıyorlar. Yaklaşık bir 15 günlük bir çalışma olacak. Gerçekten bu çalışma gerçekten çok büyük bir özveriyle yapılan alanlarda bizzat çotanaklar sayılarak, fındıkta zararlılar, hastalıklar, yani fındıkta doluluk oranları, yani harmana gelebilecek olan dolu fındık oranlarının tespiti yapılarak şu anda bu çalışmalar yapılıyor. Çok önemli bir çalışma. Yani rekolteye, gerçek rekolteye, doğru olan rekolteye en yakın çalışma bunu diyoruz. Çünkü neden? Daha önce açıklanan rekolteler var. Yani Mayıs ayında bir 810 bin tonluk rekolte açıklaması var. 730 bin tonluk rekolte açıklaması var. Biz bunların gerçeğe yakın olmadığını her zaman söylüyoruz. Çünkü neden? Rekolte Temmuz ayında yapılır, fındık bahçelerinde alanlarda yapılır. Bizzat çotanaklar, dallar, bahçeler gezilerek yapılır. Teknik elemanların bünyesinde yapılır. Biz böyle bir rekoltenin gerçeğe en yakın rekolte olacağını tahmin ediyoruz. Diğer rekoltelere hiçbir vatandaşımız, kamuoyu, sektörde itibar etmesin. 3, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 3.